Merhaba sevgili çiçek dostlarım. Bonsai Sukulent Budama videomuza hoş geldiniz. Çiçek Perisi kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bunları göstermiştik bir önceki videomuzda. Bu diyeceğimizi söylemiştik. Budamamız gerektiğini söylemiştik. E, bu türlerimiz kendiliğinden zaten e, çok bonsai oluşumuna çok müsait ve çok uygun bitkiler grasula türleri grasula ovata gollum Bitkimizin adı şirek kulağı diye de e, bilinir halk arasında. E, bunları öncelikle alt yapraklarını almamız gerekiyor. E, ne kadar düzgün kopartırsak alt yaprağımızı bu yapraklardan sukulent çoğaltma yöntemiyle kolaylıkla çoğaltabiliyoruz. Biraz e, uzun sürüyor e, köklenmesi, bebek yapması. Fakat yine de denemeye değer. Şöyle iki tarafa kıvırarak öncelikle alt yapraklarını koparmamız gerekiyor. Ee, şurada gördüğünüz çatal kısmında kesinlikle yaprak olmaması gerekiyor. Bu yaprakları aldığımızda gökümüz gövdeye çalışacaktır ve gövdeyi kalınlaştıracak. Bunları öncelikle almamız gerekiyor. Kolaydan zor, budaması zor olana doğru Göstermeye çalışacağım Burada gördüğünüz bir tane daha çatal var Fakat ben bunları şu anda budamayacağım Sadece bu aradaki yapraklarını alacağım İlkbaharla birlikte bitkimiz gelişmeye başladığında Bunlar biraz daha boya gidecektir uzayacaktır bitkimizin Fidesi O An geldiğinde şu kısımdan budamasını yapacağım Ki aldığım çeliği köklendirebileyim rahatlıkla şu anda çok küçük çünkü. Aralardan yapraklarını alarak gövdeyi rahatlatmış oluyoruz. Bu şekilde bu saksımızı şu anda sadece yapraklarını almakla bırakıyorum. Dibinde sedumlar var. Bu pıtırcık sedumları biliyoruz, her yere attığımızda her yere çıkıyorlar. Bu birinci işlemimiz. Aynı şekilde bir tane daha var. Rasula Gollum. Onun da bir tane buradan çok büyük yaprağı var. Biraz zor koptu. Mümkün olduğu kadar yaprakları düzgün koparmaya çalışalım. Şurada bir tane gördüğünüz gibi çok minik e, fide oluşmuş. O fideyi de alacağım. Alt yapraklarını tamamen alıyorum bayağı büyük yapraklar bunlar çünkü Bu bitkimizi de aynı şekilde 2 ay sonraya Bırakıyorum ya da 3 ay sonra bilmiyorum artık ee, Ne kadar daha Hızlı büyüme gösterirse Büyüdüğünde Buradan kesimini yapacağım elinizdeki e, bitkinin boyuna göre e, Uzama şekline göre veya e, vermek istediğiniz forma göre budama yapabilirsiniz. E, Grasulalarda e, bir kural yoktur. Yani nereden e, isterseniz oradan kesebilirsiniz. Nasıl bir şekil vermek istiyorsanız o, o şekilde budama yapılabilir. Diğer bir şirek kulağımız. Bu biraz daha e, büyüdü. Daha uzun dalları. Bunları keserek budamasını yapacağız. Öncelikle dipten gelen bir tane yavru var. Bunu almam gerekiyor buradan. Aldık ve gövdeyi rahatlattık. Bir tane bu gövde de var. Çok güzel bir çelik koptu. Gördüğünüz gibi çelikten sukulent üretim yöntemiyle bunu dikerek köklendirmesini yapacağız. Fakat toprağa dikmeden önce bu alt yapraklarını tüm çeliklerde yaptığımız gibi bu şekilde sağa sola kopararak sağa sola çevirerek bu şekilde kestik ve toprağa dikimini gerçekleştireceğiz daha sonra. Başka nereden keselim? Burada mesela iki tane dal var. Çatalı gördüğünüz gibi çatal kısmını burada yapraklar var. Bu yaprakları mutlaka temizlememiz gerekiyor her şeyden önce. Daha sonra zaten kalan dalımız nereden budanması gerektiğini bize kendini gösterecektir. Buradaki uzun dalı kesimini yapacağım. Şu kısımdan kesimini gerçekleştiriyoruz. Yine alt yapraklarını daha sonra temizleyerek çelik yöntemiyle bunu çoğaltacağız. Bu kestiğimiz yerden ilerleyen aşamada yavrular gelecek. Yer değişimi yaptığımızda bu türlerde yaprak dökebilir. Yer değişimini sevmiyor. Özellikle mevsim geçişlerinde hiç hoşlanmaz yer değişiminden. Buradaki uzun dalımız. Bunu da kesimini yapacağım. Kesim yapmadan önce yapraklarını alırsak yapraklar zedelenmemiş olur. Daha rahat kesimi gerçekleştirmiş oluruz. Evet, bir tane daha çeliğimiz oldu. Buradan kesimini yaptık. Büyük yapraklarını temizledik. Buradaki gövdedeki filizleri alacağım. Şu kısımdan budamasını yapacağım. Bir tane daha çelik aldık. Bitkimizin nasıl bir formda büyümesini istiyorsanız o şekilde e, özgürce budama yapabilirsiniz. Fakat ondan önce. Düşünmeniz gerekiyor öncelikle. Nereden e, kesmek istediğinizi iyi karar vermeniz gerekiyor. E, kestiğimiz yerlerden ilerleyen zamanda yeni fideler oluşacak. E, bunları bırakıyorum. 3 tane dalımız kaldı. Şu anda bu formda. Bakalım ilerleyen süreçte ne olacak. E, aslında tam şu kısımdan da cesaret edip kesmek gerekiyor. Fakat e, şu anda ellemek istemiyorum daha fazla kalsın bu şekilde gövdeyi açmak amacıyla gövdede oluşan filizleri alabiliriz yaprakları özellikle şu çatal kısımlarda yaprak oluşursa eğer şuradaki çatal kısımlarda yapraklar oluştuğunda onları da mutlaka temizlememiz gerekiyor gövde açılsın ki e, ağırlığı gövdeye büyümeye versin oradaki yapraklarla bitkimiz uğraşmasın. Bunu da alalım. Krasula ovatamız, para çiçeği dediğimiz. Daha önce sonbahara girişte budama yapmıştım. Budama yaptığım yerden yeni filizler geldi. Diğer taraftan iki tane geldi filizler. Bunları şu anda büyümesini bekleyeceğim. İlerleyen zamanda yine büyüme durumuna göre budamasını yapacağım. Fakat bu tarafta e budama yaptığım yerden gelen file filizler büyümüş, uzamış, boya gitmiş. Bu ikisinin budamasını yapacağım şu anda. Diğerleri daha küçük. Yani kesilen her yerden ikişer tane gelecek şekilde dalları geliyor. Ben buradan şu anda bunu kestiğimde yaprak üstünden az yukarıda kesiyoruz. Şu yaprağın dibinden yeni fide oluşacak. Bunu da aynı şekilde düzgün kopartırsak eğer yaprağını toprak üstüne yatırdığımızda kök vermesini sağlayabiliriz. Biraz zor kopuyor yaprakları. Bu şekilde düzgün kopması gerekiyor. Yaprağın da sulu olması gerekiyor. Yapraktan çoğaltma yöntemleri ile ilgili videomuz var. İlk başlarda oradan izleyebilirsiniz yapraktan. Biraz uzun sürüyor çoğalması. Fakat bu şekilde çelikten çok rahatlıkla, kolaylıkla çoğaltabiliriz bu bitkimizi. Aynı şekilde diğer taraftan da kesim yapacağım. İkisi karşılıklı gelecek şekilde. Yapraklar. Bunun da alt yapraklarını alarak çoğaltacağız. Bunu da almak istiyorum. Bunu da aldım. Evet. Bu saksımız da hazır. İlerleyen aşamalarda ilkbaharla birlikte büyük ihtimalle yeni oluşumlarını, yeni fidelerini size göstereceğim. Takipte olacağız hep birlikte. Bir tane gövdesi uzun olan var. Bunu biraz daha tazeyken dal şu kısımlardan kesmiş olsaydık belki daha farklı bir şekil almış olurdu. Fakat muhtemelen kıyamadık bunu kesmeye. Şu anda tam şuradan kesmek istiyorum. Buna cesaretim yok açıkçası. Sadece üstlerden budayacağım, budamasını yapacağım. Belki daha sonra buradaki oluşan fidemiz biraz büyüdüğünde o bir umut aslında. Kestiğimde Buradan daha güzel bir şekilde fideler oluşup büyüyecektir diye tahmin ediyorum. E, fakat bırakacağım şimdi. Dursun bakalım ne kadar büyüyecek. Kestik yine bir tane kırt. Bu taraftan da alalım. Bitkilerimizi ne kadar daha çok budama yaparsak o kadar daha güzelleşirler. Gövde o kadar daha kalınlaşır. Dediğimiz gibi bu krasula türleri bonsai yapımına çok uygun bitkiler. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Tellemeye de ihtiyaçları yok. E, telleme de yapabilirsiniz. Özellikle Afra bitkimizde Afra Portulacaria e, her yere bir şekilde, her yöne dallarını uzatıyor. Ona istediğiniz şekil verebilirsiniz. Buradan çift dalmış, dal almış olduk kısaltmak istedim çünkü güneşte kaldı muhtemelen lekeler var yapraklarında bu lekeler e, güneşle alakalı bir durum herhangi bir sorun yok bitkide zamanla bu e, yaprak kısmından gelen e, bebeler bunu kapatacaktır zaten e, belli bir süre sonra kendisini zaten e, bu yapraklar kuruyup atabiliyor. Bunları da alalım, temizleyelim. Gördüğünüz gibi buradaki yaprağı da alalım. Buradaki yaprağı da alalım hatta. Böyle bir şey çıktı ortaya. Ne kadar büyüyecek? Nasıl serpilecek? Bakacağız ilerleyen zamanda. Bir önceki videoda çekim yaptığımız Bonsai'mizde bir budama durumu yok şu anda o gayet güzel büyüyor yaprakları yeni gelen yaprakları var hatta renklenmeye başladı ne kadar soğuk esinti rüzgar görürse o kadar daha kızıllaşır yaprakları daha güzel olur hep taze taze bu yapraklar bunun büyümesini bekleyeceğiz belli bir yere büyüdükten sonra belli bir yere kadar onun da budamasını yaparak güzel bir form almasını sağlayacağız bu diyebileceğim hiçbir yer görmüyorum. Yapraklarını sadece temizlesek yeterli. Evet. Şimdi çelikleri ve yaprakları göstereyim. Gördüğünüz gibi bir tepsi çeliğimiz oldu. Yapraklarımız oldu. Bunları toprak üstüne yatırarak yapraktan sukulent çoğaltma yöntemiyle köklenmelerini sağlayacağız. Ve e, yeni sukulentlerimiz gelecek. Bunları da alt yapraklarını temizleyerek mutlaka alt yapraklarını temizliyoruz. Biraz sulu e, kestiğimiz yer. O yüzden direkt dikmiyorum şu anı. Direkt dikmekte de sakınca yok. Fakat e, biraz bekleteceğim. Bir gün iki gün. Toprağımı da hazırlamamıştım zaten. Toprağımı hazırladıktan sonra dikimini gerçekleştireceğiz. Ee, bu çift kestiğimi de şu alt yapraklarını temizleyeceğim. Şuraya kadar. Bunu çift olarak dikimini gerçekleştireceğim. Ee, nasıl büyüyeceğini merak ediyorum bunun da. Bu şekilde. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Kanalıma abone olarak destek olduğunuz için minnettarım. Denizli'den hepinize selamlar, sevgiler, sağlıcakla, sevgiyle, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.